Merhaba arkadaşlar. Bugün tarikatlar mevzusu hakkında tekrardan konuşmak istiyorum. Yine gündeme geldi. Ali Babacan'ın son yaptığı açıklamalarla birlikte. Şimdi bu çok önemli bir konu. Türkiye'nin belki de en büyük problemlerinden bir tanesi. Herhalde Türkiye'nin en büyük 10 problemini sorsam ilk 6'ya 7'ye şahsen ben alırım tarikatlar sorununu. Çünkü maalesef tarikatlaşma da yalnızca İslami olarak bir birleşmeden ziyade bu tarikata gireyim işime yarar, ileride torpil bulurum gibi kafalar türemeye başlıyor ve daha sonrasında bunlar aslında devletin içerisinde bir devletçik oluşturuyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Bir de bunun daha böyle radikal İslamcı kafası var. Ama tabii bu insanların düşüncelerini engelleyebilmek mümkün değil. İnsanlar da şunu düşünüyor. Acaba biz bunların birleşmesini engelleyebilir miyiz? Böylelikle daha da fazlalaşmazlar. Ve işte içlerinde de illegal çok fazla mesele dönüyor. Silahlı olan tarikatlar var. 6 yaşında kız çocuğunun evlendirilmesi mevzusu var. Enes Kara olayını gördük. Yine bu tarz yurtlarda işte çocuklara uygulanan baskılar falan. Buna yakın bir şeyin içerisinde ben de yer almıştım. Yani maruz kalmıştım diyeyim. İşte İslami okul falan o zaman tevgu hazırlanıyordu öyle bir konuşulmuştu ki annemle babamla ya yani hem burada İslami eğitim var ama işte gerçek eğitim de veriyoruz burada. Gittiğimizde ben kesinlikle öyle bir şey görmedim ya yani sürekli namaz kılmalar falan. Ben herhalde 5-6 gün sonra anneme falan isyan edip ya dedim ben burada okumak istemiyorum. Beni buradan alın demiştim ve almışlardı. Aranızda da mutlaka böyle şeyler yaşamış olanlar vardır. Ya bu tarikatların Türkiye'nin eski tarihi ve yakın gelecekteki olaylarıyla alakalı söylenebilecek çok fazla şey var. Mutlaka aranızdan insanlar da belki böyle olaylar, travmalar yaşamıştır. Ya bunları da böyle tek bir kefeye koyup tarikatları hepsi kötüdür, cemaatlerin hepsi kötüdür demek istemem. Belki gerçekten aralarında harbiden böyle dinini yaşamak isteyen, dinini yaymak isteyen insanlar olabilir. Ve bunları baskı yoluyla değil de gerçekten düzgün bir şekilde yapanlar. Ama buradan bir realiteye varmak gerekirse de %95'inin belki de bu şekilde olmadığını söylemek yanlış bir şey olmaz. Şimdi Ali Babacan ne dedi ve neden bu kadar tepki çekti? Fatih Altaylı'nın programına katıldı ve Fatih Altaylı ona cemaatler tarikatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları kapattıracak mısınız? Minvalinde bir şeyler sordu. Ali Babacan da şunları söyledi. Cemaatler tarikatlar ve dini gruplar. Şeffaf bir şekilde, açık bir şekilde dernekler ve vakıflar olarak yapılabilsinler dedik. Yapılanabilsinler dedik. Şu, Şu anda, anda yasak. Değil, çoğu vakıf olarak yapılıyor. Şu anda yasak. Vakıf şemsiyesi altında. Işte altında ama bir dini örgütlenme olduğu ile ilgili hiçbir hiç iz göremiyoruz. O kısmı evet. kayıt dışı. Biz dedik ki açıkça yapsınlar. Yani dernekler veya vakıflar mevzuatı içerisinde desinler ki biz bir dini örgütlenme olarak vakıf kuruyoruz desinler. Niye böyle merdiven altı olsun ki? Niye kayıt dışı olsun ki? Devrim kanunlarına aykırı bir durum değil mi bu? O kanunlar gerçekten yasaklayabilmiş mi? Yok. Gerçekten ortadan kalkmış e bu yapılar. ama doğru değil. Şimdi yer altına inince devletin denetleme imkanı kalmıyor. Yer altına inince düzenleme imkanı kalmıyor. Biz diyoruz ki şeffaf olsun, açık olsun. E tabi bunları söyledikten sonra inanılmaz tepki çekti. Ümit Özdağ'ın bazı paylaşımları oldu. Diğer partilerden tepki geldi. İşte Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını hedef alıyor falan diye. Ben tarikatlar konusundaki fikirlerimi zaten öncesinde açıklamıştım. Birçok şu anda ilgi gören siyasetçinin tarikatlar hakkında söylediği şey buldozerle gireceğiz, yakıp yıkacağız. Ben iktidara geleyim, tarikatların kökünü kazıyacağım şeklinde oldu. Ya da tarikatlar konusunda hiçbir şekilde çare çözüm bulunamadı. Çünkü şey minvalinde çözüm önerileri duyduk. İşte iki sene sonra çözeceğiz. Biz iktidara gelelim o zaman göreceksiniz falan diye. Bunları bir es geçiyorum. Şimdi iki tane kutup var. Bir tanesi yakıp yıkacağız diyenler. Tarikatları kapatacağız diyenler. Diğeri de hayır kardeşim bunları kapatmayacağız. Aksine daha da şeffaf olacaklar ve devlet tarafından denetlenebilecek hale getireceğiz bu kurumları diyenler. İlk olarak bu buldozerle gireceğiz diyen tayfadan başlamak istiyorum. Birçok insanın böyle düşündüğünü biliyorum. Tarikatların kapatılması konusu hakkında. Sizleri de anlayabiliyorum. Çünkü çok fazla problem gördük bu konuyla alakalı ve istemiyoruz. Ama Türkiye'deki tarikat gerçeğini ve bu insanların çok 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 fazla olduklarını unutmayarak bu konu hakkında konuşmak gerekiyor. Sadece bir şeyhin ölümünde bile kadınlar hariç böyle meydanlar dolmuştu, taşmıştı. Anlayacağınız bu insanlar öyle hiç de azınlık falan değil. Baya baya fazlalar. Ve bu insanlar hakkında söylediğiniz her şey de gayet dinleniyor ve ülkenin geleceği adına da önem arz ediyor. Benim ilk olarak anlamadığım konu bir şeyin yasaklı, yasaklayarak biteceğini sanan tayfa. Fakirliği yasaklarsak fakirlik biter. Devlet ölmeyi yasaklasın ölmeyelim. Uyuşturucu yasakladık uyuşturucu da bitti. Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Tarikatları yasakladığınız zaman da tarikatlar böyle puf diye ortadan yok olmayacak. Alternatif senaryolar var ama ben bunu söylediğimde de insanlar şunu diyor. E kardeşim tamam da yani savaşmayalım mı? Ya yani bir şey yasaklayınca bitmiyorsa o zaman bu şu mu demek arkamıza yaslanıp bekleyelim. Hayır abi bir şey yasaklayınca bitmiyorsa demek ki başka çözüm yöntemleri bulman gerekiyor. Olaylara realist yaklaşman gerekiyor. Bugün tecavüz ve taciz olaylarının yasak olması ama hala devam ediyor olmasıyla tarikatların yasaklanınca biteceğini sanmak çok başka şeyler. Çünkü burada kaçırdığımız bir faktör var. İnsan ve örgütlenme kavramı. İlk senaryoyu düşünmeye başlayalım. Buldozerle girdik yıktık, bütün tarikatları mahvettik, kapattık. Arkadaşlar bu insanlar bitmeyecekler ve inanılmaz radikalleşecekler. İlk olarak oluşacak senaryo çok büyük ihtimalle yer altında örgütlenecekler. Ve bir şeyin yer altına inmiş hali emin olun yer üstündeki halinden çok daha beterdir. Alkolü yasaklarsın tabii ki bu an de birazcık saçma gelecek ama sadece örnek olsun diye söylüyorum. Yer altına iner alkol, daha kötü şartlarda üretilir ve daha fazla insan ölür. Tarikatları da buldozerle yıktığın takdirde bu insanları öldürmeyeceksin en nihayetinde. Daha alt katmanları yenecekler ve onlara şunu vereceksin. Bu çok önemli bir duygudur. İnsanı daha çok birbirine bağlar. Mağduriyet arkadaşlar. Bakın bir olayda bir tane mağdur olsa belki o kişi vazgeçebilir davasından. Ancak 100 bin kişi mağdur olursa onlar daha da kenetlenmek ister. Ve yakıp yıkmak onlara sadece mağduriyet verir. Bir de örgütlenme nedir arkadaşlar? Cemaat nedir yani? Bugün ben özel mülkümde bir ev tutup ondan sonra içine 15 adamı tıktığımda ve tekrardan örgütlendiğimde bunu nasıl engelleyebilirsin ki? İlla oraya tabela mı koymam lazım? Burası X cemaatidir demem ama örgütlenmeye devam ederim. Ya bunu yapmak öyle çok zor şeyler değil. Keza Cumhuriyet'in ilk başlarında da bunlar bu şekilde olmuş. Engellenmeye çalışılmış, çok fazla savaşılmış ancak engellenememiş. Bugün geldiğimiz noktada da engellenemiyorlar. Çünkü maalesef realiteye ters. Bu insanların alt katmanlara inmesinden ziyade bir de dediğim gibi radikalleşecek olanları var ve bu radikalleşecek olanların birçoğu da silahlı arkadaşlar yani gerçekten Türkiye topraklarında bugün bir devrim olsa ve bütün tarikatları cemaatleri İslami olan bütün örgütleri kapatmak istesek bakın benim tahminim tamamen çok ciddi söylüyorum silahlanabilecek ve bir örgüt tarzını alabilecek çok çok fazla insan var ve eğer bana sorarsanız bu durum mevcut durumdan bizi daha mı kötüye götürür evet daha kötüye götürür bir de ikinci kısım var Ali Baba Babacan'ın önerisi var. Biz bunları denetleyelim. Aslında Ali Babacan'ın Fatih Altaylı'ya sorduğu çok güzel bir soru var. Ya devrim kanunları bugüne kadar vardı da tarikat sorunu bitti mi diye soruyor. Fatih Altaylı da yok diyor. Evet gerçekten de yok. Demek ki bir şeyin X'in esası olmasıyla realitede uygulanabilirlikleri çok başka olabiliyor. Hayır bunu Atatürk koydu bunu kaldıramazsınız falan. Bu inanılmaz bir dogmatiklik. Dünya değişiyor, kurallar, ahlak, etik. 100 yıl önceki kanunlara ya bugüne göre çok esnek değil abi bunları değiştirelim demek. Bence dünyanın en en normal şeyi. Keza Ali Babacan'ın da çıkıp şey dediği yok yani tarikatlar var olmalıdır mutlaka falan. Adamın dediği şey çok basit. Biz bunlara vakıf statüsü verelim ve bunları denetleyebilelim. Hem mali anlamda hem sosyal anlamda. Ne yapıyor kardeşim bunlar? Gidelim bakalım. Yani devlet işin içerisinde varsa arkadaşlar bunları denetleyebiliyorsa bu şu demektir bunlar öyle kafalarına göre hareket edemez. Çünkü sen bunları merdiven altına itersen merdiven altında kural hiçbir şey olmadığı için çok daha rahat hareket edebilirler. Bana soracak olursanız tarikat sorununu yakıp yıkacağız diye geçip yer altında de örgütlenmelerine izin verenler asıl bu ülkenin kötülüğünü isteyenlerdir. Mevcut düzen engelleyemiyorsa hem özgürlüklere izin verip hem denetleme mekanizmasını kurabilmek adına uğraşanlara mani olmayın. Kendinizle çelişmeyin. Ancak konuşmasının tamamında Ali Babacan sadece bunu söylemiyor. Din kültürü derslerinde bütün dinler öğretilsin. Sadece imam hatip açılmasın. Amerika'daki gibi diğer dinlere de mensupların okulu da açılsın falan diyor. Cem evleri de ibadethane yapılsın diyor. Kapı arkasında millet birbirini din adı altında düdükleyeceğine denetim altında olsun diyor. Şikayet ettiğiniz bu düzenin devam etmemesi için aslında bir çözüm önerisinde bulunuyor. Anlayabiliyorum yakıp yıkacağız, kapatacağız demek ve ardından bunların gerçekten de yok olabileceğini düşünmek, diğer hiçbir senaryoyu kafasına takmamak çok daha basit ve çok daha rahat geliyor. Ama dostlar açıkçası ben kendi kanaatimi söylüyorum tabii ki. Siz hala başka düşünebilirsiniz. Ben olaylara realist bakarak diyorum ki tarikatlar büyük bir problemdir ve bu problemin çözümü de budur. Gelin yorumlarda bu konuyu tartışalım. Hepimiz bu vatanın iyi yerlere gelmesini istiyoruz fakat farklı fikirlerimiz var bu konularda. Kim istiyor ki işte en azından bu sorun hakkında yakıp yıkmalıyız. Kim istiyor ki denetim altına almalıyız. Çünkü yakıp yıkarsak böyle olur falan diye. Tabi bugün çok fazla iki senaryo üzerinden gittim ama daha farklı fikirleriniz varsa abi denetleme de değil yakıp yıkmak da değil. Şöyle bir fikrim var diyorsanız onu da yorumlara yazın değerlendirelim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.